Merhaba arkadaşlar. Daha önce podcast olarak sunduğum accessory gearbox yani gaz türbinli motorlardaki dişli kutusundan bugün detaylı ve şekilleri de ekleyerek anlatmaya çalışacağım. Önemli kısımlar üstünde durmaya çalışacağım. Şimdi gaz türbinli motorlarda aslında dişli kutusuna baktığımızda bizim yardımcı sistemleri çalıştıran ve mekanik hareket alarak burada birçok işlevi yerine getirmesi gereken, motorun çalışması için gerekli olan birçok pompa grubunu, jeneratör gibi elektrik üretiminde görevli parçaları veya takometre gibi hız ölçümünde görev yapan parçaları veyahut da yakıt akışındaki basıncı ayarlayan yakıt pompalarını, yağ pompalarını veyahut da motorun ilk start esnasında ilk hareketini veren starter motorunu aslında biz gaz türbinli motorda accessory gearbox dediğimiz yardımcı üniteler dişli kutusunda bir arada toplamaya çalışıyoruz. Dişli kutusunun fonksiyonuna baktığımızda aslında temelde N2 dediğimiz veya HP kompresör şaftı dediğimiz şafttan hareketi alarak ve yön değiştirerek dişli kutusuna şaftlar vasıtasıyla hareket aktarımını gerçekleştiriyor. Aslında accessory gearbox'ı bir dişli kutusu, vites kutusu gibi araçlardaki düşünebiliriz. İçinde çok sayıda dişlinin bulunduğu, dişli oranlarına göre hareket vermesi gerektiği yerde hareket üretimini gerçekleştiren bir sisteme sahip. Dolayısıyla hareketini dişli kutusu nereden alıyor dersek aslında motorun merkezinde bulunan ve yatay şekilde pozisyonlanmış merkezdeki HP kompresör şaftı aldığını söyleyebiliriz. Buradan gelen hareket aslında yön değiştirerek tabii ki farklı dişli mekanizmaları kullanarak yön değiştirerek dişli kutusunun içine giriş yapıyor. Buradan da farklı dişli oranlarıyla farklı komponentleri döndürmesi gereken farklı komponentleri bu iletimi sağlamış oluyor. Tabii burada bir temel birkaç tane önemli mantık noktası var. Kurgu noktası var. Birincisi hareket motor çalışıyorken aslında sürekli radyal şaft üstünden bizim starter driving gear shaft dediğimiz bu şaft üzerinden dişli kutusunu aktarıyor. Bunun hemen karşısında gördüğünüz gibi starter motorumuz bulunuyor. Yani motor çalışmıyorken, gaz türbinli motoru çalışmıyorken buna ilk hareketi verecek pnömatik havayla çalışan starter motorumuz bu giriş şaftının hemen karşısında ve neredeyse direkt şekilde bağlanmış olarak görüyorum. Bunun bir sebebi var. Normalde hareket sürekli bu yönde gelirken dişli kutusuna, motordan dişli kutusuna doğru iletilirken sadece start esnasında bu hareket tersine dönüp starterden şaftlar vasıtasıyla kompresör, HP kompresör şaftına doğru iletiliyor. Dolayısıyla start esnasında hareket iletiminin tersine olduğunu, yani motordan dişli kutusuna doğru değil, accessory gearbox'ına doğru değil, starterden dişli kutusu ve buradan da şaftlar vasıtasıyla motora doğru olduğunu söylememiz gerekir. Dolayısıyla air starter pnömatik havayla çalışır dedik. Pnömatik havayı 3 tane farklı kaynaktan alabilir. Bunların birincisi ve genelde en çok kullanılanı APU dediğimiz Auxiliary Power Unit yani uçağın kuru kulesinin içinde bulunan motorumuz buradan gelen bilet havasıyla air starter pnömatik havayı alıp içindeki küçük bir türbin kademesini döndürerek merkezindeki şaft vasıtasıyla bir clutch mekanizması üstünde şafta iletilip buradan da radyal şaft vasıtasıyla N2 şaftı iletilerek döndürülmeye başlanır. Dolayısıyla burada start esnasında hareket starterden motora doğru verilmiş. Diğer kısımda burada birinci kaynak APU demiştik. İkinci kaynak olarak eğer APU devre dışıysa uçak yerdeyken ground unit dediğimiz üniteden bağlantı yapılarak pnömatik hava tedavisi yapılabilir. Dolayısıyla air starter ihtiyaç duyduğu pnömatik hava buradan tedarik edilmiş oluyor. Üçüncü bir yöntem de çok havaalanlarında izin verilmemekle birlikte eğer diğer motor çalışıyorsa motor ve crossbreed vasıtasıyla iletilen pnömatik hava
Yani çalışan diğer bir motor varsa o motorları pneumatik havayla gerisinden çevirerek ilk kademe start işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla hareketin dişçi kutusunda ters yönde gittiği tek yer olarak pozisyon olarak start esnasını söyleyebiliriz. Bunun dışında hareket geldikten sonra özellikle devir ve aktarılan torka göre bir gruplama olduğunu dişçi kutusu içinde görüyoruz. Dolayısıyla şekle bakacak olursak bu tarafta üst kısımda kalan yerde daha fazla miktarda torka ihtiyaç olan parça, mesela aircraft electrical generator, yani uçağa elektrik üretip bataryalı şarj eden sistem besleyen jeneratörümüz, elektrik jeneratörümüz veya burada gördüğümüz gibi yağlama sistemindeki yağ buharını alıp bunu sıvı hale getirip tekrar dişçi kutunun içine vererek yağlama sistemini geri kazandıran, buharın dışarıya kaçmasını engelleyen centrifugal breather dediğimiz parçamız ve hemen karşıda da air starterimiz bulunmakta. Bunların dişli oranları ve iletilmesi gereken parçaların çok yüksek olduğu için buradaki dişlilerin daha geniş yüzeyli ve daha yüksek torklara dayanacak şekilde gruplandığını görüyoruz. Yani dişi kutusuna girişten itibaren sağ tarafta burada bakarsak daha yüksek torklular, torklu komponentler bulunurken yani dönmüşken sol tarafa baktığımızda ise daha düşük torklu komponentler dolayısıyla yerleştirilmiştir. Dolayısıyla bunun diş genişliğinin daha az olduğunu sağ tarafa göre görüyoruz. Dolayısıyla burada bir dizilimde de bir mantık olduğunu söylememizde fayda var. Diğer tarafa geçtiğimizde gördüğünüz gibi birçok dişli grubu kullanarak farklı kullanılarda dişli yapıyoruz. Burada aslında her komponentin ihtiyaç duyduğu şekilde bir devirle komponentleri hareket ettirebilmek için bir dişli oranlaması yapılarak hareket iletimi sağlanır. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Gelen hareketimiz bizim girdikten sonra bir daha yüksek torkluların olduğu kısmı iletilirken aynı hareket girdikten sonra bir de daha az torkluların olduğu tarafa doğru bir iletim sağlanmıştır. Yani hareket içeride dişler üzerinden aslında ikiye bölünmüştür diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi birçok komponentimiz var. Komponentlerin belli başlıcalarını sayacak olursak, burada jeneratörümüzden bahsettik. Centrifugal breather dediğimiz parça, motorun içinde dolaşan yağ tekrar depoya gitmeden önce bu parçanın içine, daha doğrusu bu yağın üstünden çıkan, mesela chamberlarda ortaya çıkan yağ buharı sistemden çekilip bu parçanın içine basılır. Bunun içinde aslında bizim süngerimsi yapıda dilimlenmiş şekilde bir özel malzememiz bulunur. Dolayısıyla bu malzeme bu yağ buharı girdikten sonra içeriye bir çark vasıtasıyla etrafa savrularak gönderilir. Bu özel süngerimsi yapıdaki malzeme yağ buharının içindeki yağı çekip sıvılaştırır ve buradan dişi kutunun tekrar içine sıvı halini geri gönderir. Yağ buharından ayrılan hava da şurada gördüğünüz vatten dışarıya deşarj edilir. Yani yağ buharını dışarıya atarak yağ eksiltmenin bir miktar önüne geçmiş olur. Bu parçanın görevi budur. Dolayısıyla çarklarını döndürüp santrifüj kuvvetini oluşturabilmek için yağ buharını çevreye savurmak için mekanik bir hareket alır. Bu savurma hareketiyle de etrafı savurduğu yağ buharının içindeki yağ tekrar sıvılaştırarak yağ sistemine geri kazandırmış olur. Zaten burada engine hand turn access dediğimiz aynı zamanda dişli kutusunun motor çalışmıyorken dışarıdan bir kol takarak çevirme ihtiyacı duyduğumuzda bunun da bağlantı noktası burada bulunmaktadır. Dolayısıyla bu kolu takarak motor çalışmıyorken elini çevirmek bu parçayı
ışık hareket ettirir. Şansımız doğar. Diğer taraftan bir başka komponentimiz high pressure fuel pump. Şurada gördüğümüz gibi bir pompa burada aslında gri ile işaretlemiş olduğum yüksek basınçlı yakıt hazırlamaktan sorumlu pompamız. Hemen diğer tarafta aslında low pressure fuel pump, yani bu da düşük basınçlı yakıt. Neden iki farklı basınçta yakıt pompasına ihtiyaç duyuyoruz dersek, aslında yüksek basınçlı pompaya yakıt gitmeden önce düşük basınçta bir basınçlandırma yapılır. Böylece çok yüksek seviyedeki yakıt basıncına ulaşmadan önce kademeli bir yakıtta basınç artışı sağlanmış olur. Bunun sebebi şudur. Eğer siz direkt yüksek basınca tek bir pompa grubuyla çıkmak isterseniz, bunun içinde de dişli çarklar var. Yani bunun yüzeyinde metalden yapılmış. Bunların yüzeyinde siz ani basınç artışıyla dönme hareketiyle kavitasyon hasarına sebep olabilirsiniz. Kavitasyon hasarını önlemek için HP Fuel Pump'ta önce ilk kademe olan Low Pressure Fuel Pump'ta yakıta bir miktar basınç kazandırılır. Sonrasında HP pompada artık püskürme ve işte servolar kullanılacak şekilde bir basınçlandırma yapılarak yakıt nihai basıncına ulaşmış olur. Dolayısıyla aslında yakıt pompa grubunun içinde her iki versiyonu hem HP yakıt pompasının hem de low pressure yakıt pompasının bulunduğunu söylememiz mümkün. Tabii ki bunlar dişli oranları farklı şekilde kurgulanmıştır. Bunun dışında dikkat ederseniz HP Fuel Pump grubunun yanında morla gördüğümüz Engine Electrical Generator dediğimiz bir jeneratörümüz daha var. Normalde aircraft sistemleri besleyen jeneratörümüz daha büyük ve işte bataryalı şarj eden iken ikinci bir jeneratöre neden ihtiyaç duymuş sorusu gelebilir. Bunun sebebi adından da anlaşılacağı üzere yeni nesil motorlarda statik ve iyisi bulunduğu için tam yetkili olduğu için her şeye karar veren bilgisayarlar olduğu için Faday'ın kendine ait bir jeneratörü bulunur. Uçak elektrik sisteminden beslendiği gibi herhangi bir fault durumunda veya yedekleme olması açısından dişi kutusunun içinde motorun kendi elektrik ihtiyacını karşılayan bir jeneratör de bulunur. Dolayısıyla Faday'ınız ve iyisiniz buradan gelen elektrikle beslenerek çalışması sürekli hali, kesintisiz hale getirilmiş olur. Bunun için diyebiliriz. Çünkü bütün yetkiyi siz Faday'a veriyorsunuz. Full Authority Digital Engine Control. Dolayısıyla burada motorun çalışmasından emin olmak için beyninin çalıştığını lazım. Beyinde elektrikle çalıştığında Faday'ı besleyecek bağımsız bir jeneratörün dişi kutusunun olması mantıklıdır. Dolayısıyla bunun için yerleştirilmiştir. Bir başka videoda bahsetmiştim. Aslında takometre dediğimiz bir parçamızın, komponentimizin olduğu. Bu da aslında M1, M2 gibi devirlerin ölçümünün yapıldığı sensörümüzdür. Dolayısıyla %1, %2 devirlerini gördüğümüz takometremiz. Burada özellikle takometre üstünden devir ve N1 ve N2 şaftlarına ait bağlantıyla devir sayısını ölçümlediğimiz komponentimizdir. Sonuçta bu dişli kutusu hareketini N şaftlarında, kompresör şaftlarında aldığı için onların devrini de buradan gelip ölçmemiz mümkündür. Hemen yanında Fuel Flow Governor dediğimiz bir başka mekanik parçanın olduğunu görüyoruz. HMU dediğimiz Hydromechanical Unit için biz yakıtı aslında ölçümlüyoruz ve ayarlıyoruz. Görme için ve motorun içindeki sandalye için belirli bir basınca çıkarmamız, belirli bir yakıt akışını miktarını ayarlamamız gerekiyor. Bu Governor parçamız aslında bu yakıt akışıyla ilgili düzenlemeleri yapan komponent. Yanında
Burada pembeyle gördüğünüz yine dişli kutu hidrolik pompa grubunu biz biliyorsunuz uçakta birçok hidrolik sistem var. Hidrolik sistem besleyecek şekilde de bir hidrolik basınçlandırma pompasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu da sıvıyı, hidrolik sıvısını basınçlandırmak için hareketin dişi kutusunu alıp bu basıncı yaratan pompamız oluyor. Hemen yanında büyük bir pompa grubu olduğunu görüyoruz. Yeşilliği gördüğümüz, bu yeşille gördüğümüz kısımda oil pumps ya da oil pump pack dediğimiz yağ pompası grubu. Burada yağ pompa yağlama sistemi ile ilgili videoda bahsetmiştim. Sadece pompa grubundan bahsedeceğim. Yağlama sistemi gaz türbin motorda kuru kartın genelde yağlama için bir tane basınçlandırma pompası. Bundan çok sayıda da 2, 3, 4 gibi scavenge pump dediğimiz geri emiş pompasına sahiptir. Yani bir pompa grubu vardır yağlama sisteminde. Dolayısıyla burada aslında bu pompaların bir araya getirilmiş halini görüyoruz. Ve bunların hepsi de doğal olarak hareketin nerede olacak? Dişi kutusunda olacak. Dolayısıyla bu oil pump pack dediğimiz gövdemiz ve içinde pressure pumplarımız ve scavenge pumpların olduğu bir yapı. Şimdi tabii ön ve arka kısmı olmak üzere aslında gövdenin yani accessory gearbox gövdesinin böyle çeyrek daire şeklinde ya da bir muzu andırdığını düşünebiliriz. Bunun bir sebebi var. Çünkü yerleşim açısından baktığımızda accessory gearbox genelde önden baktığımızda yani klasik bir aksesuarı gearbox'ımız olur. Dolayısıyla saat 3 ile saat 6 yönü arasında çeyrek daire şeklinde, muz şeklinde yerleşimin olduğunu görürüz. Ön yüzü ve arka yüzü gördüğünüz gibi komponentler farklıdır. Ön yüzden ulaşabildikleriniz, arka yüzden ulaşabildikleriniz farklı komponentlerdir. Tabii ki bu motorun çeşidinin markasına göre değişkenlik gösterebilir. Burada dişli gruplarının rotasyonel devir sayılarının ilgili komponente ihtiyaç duyulana göre olduğunu söylemekte fayda var. Bunun haricinde bu komponentlerin hareket aldıkları şaftların olduğunu görüyoruz. Burada bazı şaftların yani motorun temelde çalışması için birinci dereceden önemli olmayan komponentlerdir. Ne gibi? İşte mesela siz bir yakıt pompasını devre dışı bırakamazsınız. Ya bir yağ pompasını devre dışı bırakamazsınız. Ama bunun dışındaki parçaların bazılarında herhangi bir sıkışma durumunda mesela hidrolik pompada içeride bir fault oluştu. Yani bir arıza oluştu ve sıkıştı. Bu sıkışma eğer siz bu şaftı hareketini ya da bağlantısını dişli kutusuyla kesmezseniz bütün sistemi etkileyecektir. Dolayısıyla buradaki bir sıkışma sizin yakıt pompanızın, yağ pompanızın veya jeneratörünüzün de durmasına sebep olacaktır. Sebeple kritik olmayan ikinci derecede öneme sahip komponentlerin şaftları burada kendinden kesilmeli tip dediğimiz şaftlar şeklinde kurgulanmıştır. Şöyle diyebiliriz. Bu şaftların belirli bir kesiti inceltilmiş vaziyettedir. Bu inceltme sırasında yani şaftların herhangi bir komponente şaftının kilitlenmesi durumunda bağlantıyla diğerlerini etkilemesin diye motorun birinci dereceden önemli olan çalışması için önemli olan sistemi etkilemesin diye kendinden kesilmeli tip veya shear neck diye tabir edilen özel bir ince kesiti olan bir şaft yerleştirilerek belirli bir tork yükünün üstüne çıktığında, kuvvetin üstüne çıktığında ikinci dereceden önemli sahip komponentlerin şaftları kırılır ve bu komponent devre dışı kalır. Dolayısıyla diğer sistemlerimizin yani motorun çalışması için önemli olan diğer sistemlerin çalışması garanti edilmiş olur. Böylece uçak havadayken
bir problem çıkmasının önüne geçmiş olur. Fakat tekrar ediyorum, burada birinci derecede işte pompası gibi, yağ pompa gibi bunların şaftlarında şirnek bulunmaz. Sadece ikinci dereceden herhangi komponent şaftlarında şirnek olur. Şirnek sayesinde de herhangi bir sıkışma olursa şaft kırılarak, koparak, daha doğrusu bu kısmını ince kesitinden koparak devre dışı bırakmış olur. Peki dişli kutularına baktığımızda, dişli kutuları tek midir dersek, yani bu hareketi aldıklarını söylemiştik. Bu hareketi alıp nasıl iletiyorlar kısmına baktığımızda, aslında M1 ve N2 ya da low pressure kompresör şaft ve HP kompresör şaftından oluştuğunu twin spool bir motorda söylemiştik. Dolayısıyla burada bazen şöyle şu tür bir düzenleme yapılabiliyor. Çift dişli kutusu yerleştirilerek düşük hızda dönmesi gereken komponentler low speed gearbox üzerinden ve bu hareketini de low pressure kompresör şaftından alıyor. Bakın buradan şu şekilde işaretleyebiliriz aslında. Hareketini buradan alıp şu idler gear üstünden buradan low speed gearbox'ına iletiyor. Yani düşük devirde dönmesi gereken komponentleri siz burada low velocity gearbox üstünden toplamış. Diğer taraftan daha yüksek devirde dönmesi gereken komponentleri ikinci bir dişli kutusuna topluyoruz. Onu şöyle hareketini şurada gördüğünüz, bakın, High Speed Gearbox Driving Shaft, yani HP şaftımız bu. Buradaki dişli üzerinden alıp buradan High Speed Gearbox'a, High Velocity Gearbox'a veya High Speed Gearbox'a gönderiyorsunuz. Dolayısıyla burada da yüksek devirde dönmesi gereken komponentleri topluyorsunuz. Bu hem Gearbox'ları ikiye bölüp farklı konumlama yapmanızı sağlıyor. Hem de diğer tarafta, yani sınırlı bir hacminiz varsa dişli kutusunu yerleştirmek için ikiye bölerek, motorun farklı lokasyonlarını yerleştirerek komponent sayısını azalttığınız için dişli küçülüyor. Hem de devir sayıları uygun şaftlarla bağlantılı olarak, yani low speed olanı low compression, low speed low pressure kompresör şaftına, high velocity dönmesi gereken komponentleri de HP kompresör şaftına bağlayarak iş yapmış. Dolayısıyla burada böyle bir düzenleme yapıldığını söylememiz mümkün. Burada dikkat edilecek bir başka nokta, dikkat ederseniz dişlerin helisel ve açılı olduğunu görüyorsunuz. Bunun da bir sebebi var. Özellikle yüksek devirden dönerken burada hareket iletiminin kesintisiz olması gerekiyor. Bununla ilgili bir düzenleme var aslında. Ondan birazdan bahsedeceğim. Helisel dişler, açılı yerleştirilmiş dişler, hem dönme esnasında, bu da gördüğünüz gibi kayma olmadan, yani iyi bir sürtünme yüzeyi oluşturarak devrin birebir aktarılmasını sağlıyor. Hem de daha sessiz ve yumuşak bir çalışma sağlıyor. Sonuçta siz buradan sürtünmeyle bir dişliden diğerine hareket iletimi yapıp bunu da dişli kutusuna aktarıyorsunuz. Dikkat ederseniz yüksek hızlı da genişliğinde, yani maviyle gördüğünüzde şu genişliğin kırmızıya göre, kırmızıdaki şu genişliğe göre çok daha fazla olduğunu, aklının fazla olduğunu, dişlerinin daha farklı geometride ve kalınlıkta olduğunu görüyorsunuz. Tamamen hız ve torkla. Dolayısıyla tasarımda buna dikkat etmek gerekiyor. Burada önemli bir başka nokta, bu hareket iletiminin kesintisiz şekilde sürekli olması. Yani birebir şaftlardan hareketin hiç kayma olmadan dişler arasında iletilmesi önemli. Kutusunda önemli bir başka nokta, kompresör şaftından dişli kutusuna hareket iletimini gerçekleştirdiğimizi söylemiştik. Fakat bizim kompresör şaftımız sonuçta motorda yanma ve ısı ortaya çıktığı için
Bu şaftlar da motor boyunca uzandıkları için kompresör şaftında bu ısıya bağlı olarak uzayıp kısalmalar gerçekleşmek isteyecektir. Dolayısıyla direct drive dediğimiz bağlantı noktasında bu uzayıp kısalmalar esnasında şu aradaki temas noktasının hiçbir zaman kaybolmaması lazım. Yani hareket iletiminin dişlik kutusuna kesintiye uğramaması lazım. Fakat sizin diğer taraftan kompresör şaftlarının ısıya bağlı uzayıp kısalmalarına da izin vermeniz gerekir. Dolayısıyla bunu dengelemek için farklı yöntemler kullanın ve kısalmayı gerçekleştirebilmek için. Burada ya siz location bearing dediğimiz burada şaftları sürekli temas halinde tutacak şekilde eğer ısı çok fazla yoksa bir bearing kullanarak bu temasın yani şu hareket iletiminin sürekli olmasını burada kesintiye uğramamasını sağlayacaksınız. Bu bearing'in fonksiyonu böyle. Fakat ısındı. Dolayısıyla ısındığı zaman ileri geri hareket etmek isteyecek. Eğer siz buna izin vermezseniz burada ya dişi kıracaktır ya da temas noktasını kaybedecektir gibi şekilde. O zaman bununla ilgili düzenlemeler yapılması gerekir. Buna örnek olarak farklı yöntemler kullanılabiliyor. Bunlardan birincisi stop shaft dediğimiz yöntem. Stop shaft'ta kompresör shaft'ımızı iki parçalı yapıp bizim aslında hareket iletimi verdiğimiz dişli kutusuna hareket iletimi verdiğimiz şaftı teması sürekli sağlayacak olan dış yüzeye ikinci bir şaft geçiriyor. Yani şu şekilde şu şaft. Ve bu hareket sürekli olarak devam ediyor. Fakat bizim uzayıp kısalmasına izin verdiğimiz şaft aslında şu iki parçalı yaptığımız için ısıya bağlı ileri geri hareket ettiğinde burada SP line dediğimiz yani kamalı şekilde yaptığımız için bunun diğer ucu diğer şaftın içine girmiş vaziyette uzayıp kısaldıkça ısıya bağlı olarak hareket ediyor. Ama biz buradaki temas yüzeyini gördüğünüz gibi hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Yüzey uzunluğunu, daha doğrusu diş genişliğini fazla tutarak uzayıp kısalmasına da izin vererek birinci yöntemde bunu bu şekilde çözmemiz mümkün hale geliyor. Bu stop shaft. İkinci yöntem ise idle gear drive dediğimiz. Araya küçük ikinci bir yani iki shaft'ın arasına üçüncü bir kısa shaft koyuyor. Aydır. Bu boşta dönen, avare dönen demek. Bizim şaftımız, normal hareket aldığımız şaftımız ileri geri hareket ettiğinde şuradaki diş yüzeylerini geniş tutarak uzayıp kısalsa bile teması hiçbir zaman kaybetmeden bunun üstünden sürekli accessory gear max'a hareket iletimini sağlamış. Dolayısıyla burada şaftın uzamasına ve kısalmasına izin veriyorsunuz. Ama burada temas noktasını hiç kaybetmiyorsunuz. Dolayısıyla buradaki hareket akışı sürekli olarak dişli kutusuna devam ediyor. Buna da idle gear yani arada bir sürekli çalışan yardımcı şaft koyma yöntemi diyebiliriz. Bunu da uzayıp kısalmaya izin vermiş olur. Bir başka nokta her seferinde bizim burada location bearingleri kullanmamızı söylememiz gerekir. Ve location bearingler bizim şaftlarımızın eksenel olarak doğru eksenli ve simetrik olarak hareket etmelerini, konumlarını korumalarını ileri geri hareket etseler bile buradaki teması kaybetmemelerini sağlayacak şekilde bir pozisyonlama yapmalarını sağlar. Evet, böyle bir şey bunu yani olabildiğince rafine şekilde detaylı şekil üstünden anlatmaya çalıştım.